2020 yılında 10 yaşındaki oğlunu lenfoma nedeniyle kaybeden Ebru Şallı, katıldığı programda çocuğunun tedavi sürecinden kendisinin yüz felci geçirdiğini söyledi. Yaşadığı zor günleri basından uzak tutmak için çaba sarf ettiğini söyleyen Şallı, "Çocuğumu korumak istedim. Tek amacım buydu. İyileştiğinde ona anı bırakmak istemedim," dedi. Harun Tan ve Ebru Şallı'nın evliliğinden dünyaya gelen 10 yaşındaki Pars, 2020 yılının Nisan ayında lenfoma tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Evlat acısıyla yıkılan Ebru Şallı, Ceyda Düvenci'nin Bambaşka Sohbetler programında o dönem yaşadıklarını anlattı. Oğlunun tedavi sürecinde kendisinin de rahatsızlandığını, ancak yaşanan tüm süreci basından uzak tutmaya özen gösterdiğini söyleyen Ebru Şallı, "Çok duyulmasının çocuğa bir yararı olmayacağını düşündüm. Çocuğumu korumak istedim. Tek amacım buydu. İyileştiğinde ona anı bırakmak istemedim. Arkadaşlar ona bir şey sormasın istedim. Gazeteciler yaşadığımız hastalığı öğrendi ama çok rica ettim. Çok mücadele verdim. Sağ olsun onlar da beni kırmadı. Ailem, diğer çocuğum, Pars için doğru olanı yapmaya çalıştım. Hastanede yatarken çalışmaya devam ettim. Kolay bir süreç değildi. Üzüntüden yüz felci geçirdim. Herkes bilmiyor bunu ama o dönemde tabii ki bir sürü şey geçirdim," dedi. Ünlü isim büyük oğlu Berantan'ın ise yurt dışında eğitim gördüğünü, kendisinin de sık sık ülkeye gittiğini söyledi. 16 Nisan 2020'de 10 yaşındaki oğlunu kaybeden Ebru Şallı, 2 gün önce sosyal medya hesabından Pars'tan'ın ölüm yıl dönümünü anarak, "Sensiz geçen bir yıl daha Ponçi'yim. O melek yüzüm ve o eşsiz, her yerde hep benimle, hep nur yüzlü Ponçi'yim benim," hep ifadelerini kullandı.